بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإيمان وهدانا للإسلام والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين Bugün نصيب olursa iddeti, iddet ve iddetle ilgili hükümleri birlikte paylaşacağız. İddet, nikah veya nikah akdi şüphesi ortadan kalktıktan sonra kadının belli bir süre beklemesine denilir. İddeti asıl kadının beklemesi gerekir. Erkeğin de kadınla birlikte iddet beklemesi gereken haller az olsa da vardır. Kadının iddet beklemesi tek sebebe bağlı ve tek şekilde değildir. Dolayısıyla iddetin çeşitleri vardır. Kaynaklarımızda iddet şöyle tarif edilir. El iddetu fi urfu şer'i şer'i urfte yani fıkhi ıslahda iddet ''İsmun li ecelin duribe lil li ma bakiye min âfâri nikah denilir. Neymiş? Nikah eserinin izinin geriye kalanlarının da tamamlası, tamamlanması için konmuş olan sürenin adıdır diye tarif ediliyor. Bu tarif Bedayı Sanayi isimli eserden alınmış bir tariftir. Genellikle kaynaklarımız buna yakın tarifler ediyorlar. Tekrar ediyorum. Nikahın eserlerinin izlerinden geriye kalanın tamamlanması için konulmuş olan süreye verilen addır diye tarif ediliyor. Geri döndük şimdi. Dolayısıyla şekilleri ve çeşitleri vardır dedik. Şimdi sırasıyla bunların üzerinde duralım. Birincisi, zifaf gerçekleştikten sonra boşanma veya nikah akti feshedilmişse, tekrar ediyorum, nikah kıyılmış, zifaf gerçekleşmiş, bundan sonra boşanma olmuş veya nikah akti herhangi bir şekilde feshedilmişse, bunların üzerinde durduk. Bunun da kendi içerisinde şıkları vardır. A- kadın adet görüyorsa, çünkü kadın adet gören bir kadın olmayabilir, olabilir, olmaya da Şayet kadın adet görüyorsa, iddetin süresi üç kuru süresidir. Kuru kelimesi Hanefi alimlerine göre nedir? Hayızdır. Ayet-i Kerime'de Bakara suresinin 228. ayet-i kerimesinde vel mutallakatu yeterabbasne bi enfusihinne kuru buyrulur. Boşanan kadınlar kendi kendilerine üç kuru müddeti beklerler. Buradaki kuru kelimesinden murat, Hanefi alimlerine göre tekrar vurguluyorum, hayızdır. Hulefâ-i Raşidin ve birçok sahabi de bu görüştedir. Bunu şunun için söyleme ihtiyacı duydum. Çünkü kuru kelimesi değişik kabileler arasında bazıları tarafından hayız manasına kullanılıyor. Bazı kabileler de tam zıttı olan hayızın arasındaki temizlik devreleri için kullanıyor. Bu yüzden Hanefi alimleri buradaki muradın hayız olduğunu dolayısıyla boşama gerçekleştikten sonra kadın bir hayız görecek. Arkasından temizlik devresi gelecek. Arkasından ikinci hayızı görecek. Peşinden temizlik devresi gelecek. Arkasından üçüncü hayızı görecek. Üçüncü hayızda kan kesildikten temizlenme olduktan sonra bu kadının iddeti bitmiştir. İmam Şafii Rahmetullah Aleyh'e göre kuru kelimesi temizlik devresinin adıdır. Dolayısıyla üç temizlik devresi geçecek. Bu ikisinin birbirinden farkı var mıdır? Elbette ki vardır. Misal olarak söylüyorum. Temizlik devresi boşanma bir kere daha önce söyledik. Şer'i bir boşanma, doğru bir boşanma kadının temiz devresinde ancak yapılabilir. Aksi bebal getirir ve o temizlik devresinde kadına yaklaşılmış olmayacak. Haliyle bu temizlik devresinde kadın boşanmışsa Ondan sonra o temizlik devresi sayılmayacak. Adetten sonra gelen temizlik devresi bir. ikinci adetten sonra gelen temizlik devresi iki. Üçüncü adetten sonra gelen temizlik devresi üç. Dolayısıyla bu halde bakılırsa Hanefilerin anlayışından daha uzun süreli bir iddet devresi var Şafiilere göre. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de yine usul kaidelerinden birisi gereği temizlik devresini şayet biz asıl olarak alırsak, kurunun manası olarak almaya kalkarsak ayeti kerimede üç kelimesi gerçekleşmiyor diye has kelime denilen üç has bir kelimedir. Üç manasından başka bir manaya gelmez. Üç virgül bir manasına gelmez. Üç virgül iki manasına, üç buçuk manasına gelmez üçse üçtür has kelimedir ve net Netm'na ifade eder diye kullandığı delillerden birisi budur. Hanefilerin de Şafiilerin de bu kelimelerin temizlik manasına veya hayız manasına geldiğine dair rivayetler hem dilden va deliller vardır hem de Peygamber Efendimizin hadisinden delil vardır. Ama buna ek olarak Hanefilerde bir de üç kelimesinden vardır. Şöyle ki Biliyorsunuz adet süresince nedir? Boşama yoktur. Boşama caiz değildir. Boşama bir de talaktır, vebal getirir. Şer'i ölçülerde bir kadın temizlik devresinde boşandığına göre peşinden hayız gelecektir bir. Temizlikten sonra ikinci hayız iki. Temizlikten sonra üçüncü hayız üç. Bu bitince üç kelimesi net olarak ortaya konulur. Dolayısıyla üç rakamı net gerçekleştiğine göre Murat hayız süresi olmalıdır. İmam Şafii'nin eğer görüşe alınacak olacak olursa temizlik devresinde kaç gün kaldıysa 3 o da sayılmadığına göre nedir? 3 temizlik devresi artı bu günler gelir. 3 kelimesine has bir kelimeye, net bir kelimeye uygun görülmemiştir. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Fatıma binti Hubeyş isimli bir kadıncağız vardı sahabilerden. Devamlı kan gelen İstihaza kanı gelen bir kadındır. Peygamber Efendimiz ona tavsiyelerinde ne yapacağım ya Resulullah diye sorunca üstelik bu devamlı istihaza kanı gelmeden evvel kalınca düzenli adet gören bir kadınmış. Peygamber Efendimizin ona tavsiyesinin içerisinde eyyemi ekraik diyor. Kuru günlerinde yani hayız günlerinde namazı orucu bırak. ...daha sonra geçtikten sonra, o günler geçtikten sonra yıkanırsın... ...namazını da kılarsın, orucunu da tutarsın diye tavsiyede bulunuyor. Orada Peygamber Efendimiz kuru kelimesini akra kurunun çoğudur. Dolayısıyla bu kelimeyi kullandığını ve hayız manasına kullandığını biliyoruz açık ve nettir bu manada. Bu çerçevenin içerisinde başka rivayetler de var. Dolayısıyla Hanefi alimleri bu yüzden... Buradaki kelimeyi ne olarak alırlar? Hayız manasını alırlar. Bir kadın adet görüyorsa onun iddetinin süresi 3 kuru 3 hayız müddetidir. Üçüncü hayızdan temizlendiği andan itibaren iddet dolmuştur. Taraflar birbirine yabancıdır. Şayet ba'in talakla boşanmışsa artık ne olur? Yeni bir evlilik yapabilir. Ric'i talakla boşanmışsa iddet süresinin dolmasıyla rüc'i talakın da artık bayine dönüştüğünü ve bu karı kocanın artık bu andan itibaren birbirine yabancı olduklarını istiyorlarsa gerekirse kadının başka bir evlilik yapabileceğini söylemiştik. İddet hem rahmin beraeti hem kurulmuş olan yuvanın değeri hem boşanmanın ve sebeplerinin değerlendirilmesi hem de kadının kerameti yani manevi ve şahsiyeti değeri içindir. Bunu unutmayalım. Biz genellikle iddeti kardeşlerimiz şöyle değerlendiriyor. İddet madem çocuk var mı yok mu? Rahmin beraati içinse günümüzde aletler var, edevatlar var. Elbette ki tahliller var. Bir kadının hamile olup olmadığı çabucak anlaşılıyor anlaşıldığı andan itibaren hamile olmadığı netleştiği andan itibaren kadın niye hala bekliyor şeklindeki ifadelerin muhatabı oluyoruz. Bir kere şu gerçeği baştan kabul edelim. Şer'i şerif bir şeyi ölçü olarak koymuşsa, Rabbim bir şeyi emrediyorsa ilk önce o emre inanırız ve uygularız. Sonra hikmetini araştırabiliriz. Ama hikmetlerinden bir tanesi, yani şüphesiz rahmin berati nesebin sıhatidir. Bunu kabul ettik. Ama diyelim ki üç hayız devresi bir insan beklerken ayrıca ne yapıyor? Bu devrenin içerisinde bu evliliğin muhasebesini yapma imkanı buluyor. Evlilik nasıldı? Evlilikteki problemler neydi? Gerçekten ayrılığa değer miydi? yuva devam edemez miydi? Ederse hangi şartlarda devam ederdi? Şöyle yapılmasa da böyle davranılsa? Şu nevi sözler kullanılmasa, bu nevi sözler kullanılsa? veya da tepki o şekilde değil de şu şekilde gösterilse? Veyahut da koca şöyle veya hanım şöyle davransa? Kısaca bütün bu muha şeylerin, muhasebelerin yapıldığı bir zaman dilimine ihtiyaç vardır ve iddet bunun için son derece uygundur. İnsan çok defa hadiseler yaşandığında, öfkeler zirvede olduğunda kullandığı kelimelere çok fazla dikkat etmez. Daha doğrusu işin kötüsü, öyle diyelim, en acı ve en çok yaralayıcı kelimeler kullanmaya çalışır. Ama öfkeler geçtikten sonra, zihinler yatıştıktan sonra o zaman muhasebe devresi başlar. Kişi orada kendi kusurunu da görür. Karşısının kusurunu da görür. Kendisinin nasıl davranmasının gerektiğinin daha doğru olduğuna da karar verir. Aynı şekilde karşı taraf da ne yapmalıydı? Onun yerine ne yaptı? Bunu hangi sayıkla yaptı? Kendi söylediği acı bir sözün veya kötü bir davranışın peşinden mi yaptı? Öyle olmasaydı da şöyle olsaydı gibi bir muhasebe devresi vardır ve kıymetlidir şayet aradan 3 hayız yuvarlak rakamla 3 ay 3 ayı geçkin bir zaman dilimi geçti. Hala acılar, hala sıkıntılar, hala evliliğin devam etmeyeceği anlayışı ve kanaati zihinde varsa o zaman meseleler basit değildir. O zaman köklü ve oldukça izleri derin olan bir meseledir. Ona göre tavır alınır. Boşanmanın sebepleri üzerinde ne yapıldı, ne ettildi, ne gidildi, bunun muhasebesine evet, gerçekten ihtiyaç vardır. Ayrıca, şöyle düşününüz. Boşanma olduktan sonra, hemen birkaç gün sonra veya bir hafta sonra, on gün sonra, kadın giderek yeni bir evlilik yapsa, zihne nasıl bir şüphe gelir? Kadının şahsiyeti için, kerameti için, değeri için de mana taşır dediğimiz zaman budur. Çok defa, önceden her şeyi ayarlamışlar. Şöyle olmuş. Demek ki irtibatları varmış ve benderi gibi bir duygu akla gelmez mi? Bunu sadece koca veya kocanın sülalesi için düşünmeyelim. Kadının sülalesi içerisinde. Aynı şekilde herede çocuk varsa çocuğun zihninde nasıl bir şey meydana gelecek onun için de düşünelim. Haliyle bir kadının ayrılıktan sonra, boşanmadan sonra en az üç hayız süresi beklemesi, bundan sonra artık yabancılaşması, yeni bir evlilik yapacaksa bundan sonra yapması bunun için de önemlidir. Kadının şahsiyeti, değeri içerisinde önemlidir. Tabii bundan öte tıbbi sebepler yok mu? Başka sebepler yok mu? Bilmediğimiz hikmetini henüz kavramadığımız dillerde dolaştığı için söylüyorum. Başka sebepleri yok mu? Bunu da Rabbim bilir ve belki çalışmalarla ortaya çıkacak başka hikmetler ve gerçekler de vardır. Burada tekrar dönerek şunu söylüyoruz. Rabbim felâfe tekuru yeterabbasne bi enfüsihinne felâfe kuru kendi kendilerine ne yaparlar? İrtibatları olmadan üç ah, kuru süresi, üç hayır süresi beklerler diyorsa ilk önce bu emri kabulleneceğiz. Bu emreye uyacağız, sonra hikmetini arayabiliriz. Buna itiraz manası taşıyacak sözlerden ve davranışlardan da uzak duracağız. Nitekim geri döndük, çok fazla içine dalmak istemiyorum ama mesela hür olan kadınların, yani nedir? Adet gören kadınların aynı zamanda iddetleri ne şekildedir? Ee, üç ay süresidir. Şayet cariye ise bir kadın, eski yıllara doğru gidelim, onunki iki kuru süresidir veya aya dönüştüğü zaman iki ay oluşudur. Şimdi geri döndüğümüzde, buna baktığımızda mesele sadece rahimdeki beraatin olmadığını, çünkü cariyenin de rahminde çocuk olabilir. Haliyle onun rahminin beraati de önemlidir. Burada kadının kerametiyle ilgili ki cariyelerin evlenmesi o kadar zor olmadığı için yani onlar üzerinde bu derece durulmadığı, hür olan bir kadının kerametinin ve şahsiyetinin e, dolayısıyla yara almasının kendisine çok daha büyük zarar verebileceği, kadının değerini, kıymetini düşürebileceği anlayışının herhalde ölçülerinden birisi olsa gerektir. Bundan sonra birincisi neydi? Şayet kadın adet görüyorsa idi. İkinci şık şayet kadın ister sinni iyasa yani bugünkü adıyla halk dilinde daha çok dolaşan adıyla sinni iyasa menopoz devresine girmiş olması sebebiyle isterse adet görmeyen birisi ise yani bir insan Çocukluktan beri adet görmeyen birisi olabilir mi? Olabilir. Bu rahmin yapısından kaynaklanabilir, aşırı zayıflıktan kaynaklanabilir, gıda eksikliğinden kaynaklanabilir. Ayet görmeyen birisi ise bu kadının iddeti 3 aydır. Bunu derleyip toplayıp tekrar söylüyorum. Şayet kadın menopoza girmesi sebebiyle veya adet görmeyen birisi olması sebebiyle iddet görmüyorsa, iddet diyorum, hayız görmüyorsa o kadının iddeti üç aydır. Talak suresinin bu isimle biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bir sure vardır. Kur'an-ı Kerim'in 65. suresidir. Onun dördüncü ayetinde şöyle buyurulur. وَاللَّا اِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَح۪يضِهِ min nisaikum kadınlarınızdan adet görmeyenler artık sinni iyas yani adetten ümit kesecilecek yaşa gelmiş olanlar inir tom, şayet bunların iddetleri konusunda kuşkuya düşer tereddüde düşerseniz fe iddetuhunna, bu kadınların iddetleri felâfete eşhur üç aydır buyuruyor ayet-i kerime. Burada neyi vurguluyor? Menopoz devresine giren sinni iyas iyas kelimesi ümit kesme demek. Adet gelmeden ümit kesmenin adıdır. Onun için sinni iyas denilir. Şayet sinni iyasa giren, adet görmeme devresine giren kadınların adetleri konusunda tereddüt geçirirseniz bilesiniz ki onların iddetleri iddetleri 3 aydır diyor ayet-i kerime. Arkasından ekliyor. وَلَّا اِلَمْ يَحِطْنَا Hiç adet görmeyenlerinki de böyledir diyor. Dolayısıyla adet görmeyenin iddeti ne zamanmış, ne kadarmış? Üç ay süreymiş. Çok defa insanımızın aklında bu kalıyor. İddetin üç ay olduğu söyleniyor. Ama tekrar ediyoruz. Üç ay kim içindir? Adet görmeyen içindir. Adet gören için üç hayız süresidir. Bu kadar mı? Elbette ki bu kadar değil. Bir başka şık, A dedik, B dedik, C dedik. Şayet kadın hamile ise, hamile ise iddet süresi hamilelik bitinceye, yani doğum oluncaya kadandır. Hem boşanmada hüküm böyledir, hem de kocası olan ölen bir kadın şayet hamile ise yine hüküm böyledir. Yine Talak suresinin o dördüncü ayetinde aynı ayetin içerisinde ve ulatul ahmali hamile olanlar hamile olan kadınlar eceluhunna onların iddet süreleri en yadana hamlehunna taşıdıkları çocuğu dünyaya getirinceye kadardır. Yani hamilelikleri son buluncaya kadardır diyor ayet-i kerime. Bu neydi? Birincisi zifaf gerçekleştikten sonra boşanma veya nikah akdi feshedilmişse bununla ilgiliydi. İkinci şıka geçelim. Zifaf gerçekleştikten sonra defat sebebiyle bir de iddet vardır. Yani evlilik olmuş, zifaf olmuş. Sonra belki yıllar geçmiş. Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyoruz. Az da olabilir, çok da olabilir. Bundan sonra vefat, kocası vefat etmiş bir kadın ne kadar iddet bekler. Bu iddet de yine rahmin berati, kadının kerameti ve içerisinde bunlar bulunduğu gibi bir de yasın manası vardır. Yas manası vardır. Bu yüzden vefat sebebiyle olan iddet 4 ay 10 gün olarak Rabbimiz tarafından tayin edilmiş ayeti kerimede de bildirilmiştir. Bunu bildiren ayet-i kerime Bakara suresinin 234. ayetidir. Bu ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyurur. وَالَّذ۪ينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ Sizden vefat edenler ve yetherun ezvajan geride eş bırakanlar bu eşler yeterabbasne beklerler bi enfusihine kendi kendilerine yani iddet bekleye beklerler arbaat eşhurin ve ashra 4 ay 10 gün beklerler dolayısıyla 4 ay 10 gün ayetle tayin edilmiştir açık ve nettir bu yüzden üzerinde farklı görüşler yoktur. Herkes aynı görüştedir. Yine haliyle içerisinde tekrar ediyoruz. Hem yas vardır, hem kadının kerameti vardır, hem de rahmin beraati vardır. Eğer sadece mesele rahim beraati olacak olsaydı, demin ki dediğimiz gibi ya işte aletlerle bakılmakla bu kadın hamile değil denebilirdi ondan öte demek ki iddet içerisinde başka manalar da taşıyor. Yine önceden de vurgu yaptığımız gibi kocası ölen kadın şayet hamile ise iddete çocuğunu doğuruncaya kadar sürer. Düşük yapma durumunda çocuğun azaları şayet belli olmuşsa bu düşük doğum gibi kabul edilir ve iddeti bitirir. Aksi halde iddet 4 ay 10 güne, boşama sebebiyle ise 3 aya tamamlanır. İddet, boşamanın ric'i veya bain olmasına göre değişmez. Yani bain talakta da aynı iddet beklenir, ric'i talakta da aynı iddet beklenir. İddetin içerisindeki hükümler, mesela bir insan iddet beklerken bir önceki kocasıyla evlenecekse, İddet dolmadan da evlenebilir. Ama üç tarakla boşandıysa veya da yani şey olur, başka birisiyle evlenecekse o zaman iddet dolmadan önce elbette ki başkasıyla evlenemez. Başkasıyla da evlenmeden de eski kocasıyla yeniden üç tarakla boşanmışsa evlenmesi doğru değildir. Bütün bunlarla ilgili hükümleri daha önce paylaşmıştık. Şayet nikah akdi yapılmış. Bu ne demiştik? İki, zifaf gerçekleştikten sonra vefat sebebiyle iddet demiştik. Üçüncü şık ise şayet nikah akdi yapılmış. Zifaf olmadan boşama gerçekleşmişse veya boşama olmuşsa bu sefer iddet yoktur. Ahzab suresinin, Ahzab suresi Kur'an-ı Kerim'in 33. suresidir. Ahzab suresinin 49. ayet-i kerimesinde şöyle buyrulur. Ya eyyuhellezine amanu izâ nekahtumun nisa'e Ey iman edenler! Kadınlarla nikah akdi yaptığınızda Sümme tallaktumu hunne Sonra onları herhangi bir sebeple boşadığınızda min qabli en temessuhunne onlara dokunmadan önce yani zifaf gerçekleşmeden önce onları boşadığınızda فَمَا لَكُمْ عَلَيْكِنَّ مِنْ Sizin onların üzerinde iddet hakkınız yoktur. Yani kadın iddet beklemez. فَمَا لَكُمْ عَلَيْكِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا Bekleyecekleri bir iddet yoktur. فَمَتِّعُوهُنَّ Onlara gönül alıcı hediyeler verin ve serrihuhun serahan cemila onları en güzel şekilde serbest bırakın kendi hallerine bırakın. Ayet-i kerime hem zifaf olmadan boşamada iddet olmadığını vurguluyor hem de boşamadan sonra elbette ki bir nikah yapılması, nikahtan sonra ayrılık gönüllerde yara bırakacaktır. Bu yaranın tedavisi için Cenab-ı Allah temettiuhunna onlara hoşlarına gideceği gönül alıcı ne hediye vererek gönderindir. Daha önce boşamalarda yine müt'a diye adlandırılan gönül alıcı hediyelerin müstahap olduğunu ama şayet bu şekilde boşama gerçekleşmişse henüz mehirde de tayin edilmemişse dolayısıyla muta'nın yani gönül alıcı hediyenin artık farz vacip hale geldiğini paylaşmıştık. Bunu ne yazık ki unuttuğumuz kavgalar, dövüşler, İslam'a yakışmayan hal ve tavır sebebiyle gözlerden ve gönüllerden neredeyse sildiğimiz bir hakikattir. Bu nevi davranışlardan mümin olarak ahlakımıza uymayan yapıdan uzak durmak zorundayız. Bakınız Cenab-ı Allah onların gönlünü hoş etmeyi emrediyor. وَسَرِّحُهُنَّ Onları bırakırken bile serahan cemile, gönülleri kırılmadan, yıkılmadan, belki böylese daha hayırlıydı. Olması güzel, olması iyiydi ama olmamasında belki daha hayır vardır. Ve benzeri iki tarafta da yara açmayacak, ileriki yıllara tesir etmeyecek bir şekilde bırakılmasında fayda vardır. Rabbimiz ona tavsiye ediyor, ona yönlendiriyor. Ayet-i Kerime'de de bu gerçeği ne yapıyor? vurguluyor, dile getiriyor. Daha önce şöyle bir şey daha söylemiştik hatırlayınız. Üç talakı şayet zifafa girilmemiş birisine verirse bir kimse bunu da boşsun, boşsun veya boşadım, boşadım. Yani işte talak verdim şeklinde ayrı ayrı yapmışsa demiştik ki bir insan iddete şayet ihtiyaç olmadı yani evlilik aklı yapılmış, zifafa girilmiş bu devrede boşanma kelimesi bu şekilde kullanılmışsa birinci boşama geçerlidir. Arkasından iddet olmadığı için aradaki evlilik bağı biter. Evlilik bağı bittiği için de bundan sonra verilen taraklar geçersizdir. Çünkü bir insan ancak kendi nikahı altında olan bir kadını boşayabilir. Haliyle ikinci ve üçüncü söylenilen taraklar ıska geçer boşa gider demiştik. Oraya hatırlayınız. Orada da iddetin olmadığı vurgulanmıştı. Bunları söyledikten sonra bağlayıcı, tamamlayıcı birkaç hükmü daha söyleyelim, noktalayalım yani inşallah. iddet devresi içerisinde nikahın eseri hala bakidir. Yani tamamen aile bağı bitmemiştir. Dolayısıyla bakidir. Bu sebeple Mesela iddetler erkeğe de tesir ettiği olur. Bir erkek mesela iddet dolmadan boşadığı kadının kız kardeşiyle evlenmeye kalkamaz. Bizdeki kelimelerden ziyade, başka ki dillerde çok fazla yine görmüyoruz, baldız kelimesini kullanılır. Bir kimse boşadığı kadının kız kardeşiyle yani baldızıyla boşadığı kadının iddeti dolmadan önce evlenemez. Neden? Çünkü nikahın teyzeri hala devam ediyor. İki kız kardeş bir nikah altında bir araya gelemezler. Bundan dolayıdır. Sadece kız kardeş mi? Hayır. Teyzeler aynı şekilde. Teyzesini de yani alamaz veya kızın halasını da nikahlayamaz. Çünkü bunların bir nikahla cem edilmelerinin caiz olmadığını vurguladık, tekrar vurguluyoruz boşadığı kadının iddetinin dolmasını dolayısıyla bu durumda erkek de beklemek zorundadır. Şöyle bir soru sorulsa, erkeklerin de iddet beklemek zorunda kaldığı haller var mıdır diye sorulsa, başlarken de izah etmiştik, evet vardır, bu da bunlardan birisidir. Yine aynı şekilde bir erkek dört hanımından birini boşasa, onun iddeti bitmeden başka bir kadın da evlenemez. Dolayısıyla hala iddet devresi içerisinde nikahın eserinin tesiri devam etmektedir. İddetin müddeti konusunda kadınların durumuna, bu da unutulmamalıdır, kadınların durumuna itibar olunur. Erkeklerin durumu dikkate alınmaz. Haliyle kadın nedir? Adet görüyorsa iddet ona göredir. Kadın adet görmüyorsa iddet ona göredir. Kadın hamile ise iddet ona göredir. Bu durumlarda erkek şöyleydi ve böyleydi değil. Yani o kadının mesela kadın hamile ise e, bu kadın doğumunu yapıncaya kadar erkek o kadının kız kardeşini veya o kadının halasını, teyzesini nikahlayamaz. Bu ve benzeri gibi hallerde asıl dikkat edilmesi gereken kadının durumudur. İddetler de şüphesiz buna göredir. Aynı şekilde kardeşlerimiz iddetle ilgili daha geniş bilgiler, detay bilgiler arzu ediyorlarsa aynı şekilde kaynaklara müracaat etmelerinde ve derinliğine buraya uymayan paylaşamadığımız şıklar, furu dediğimiz yani fıkıhta ince meseleler varsa oraya müracaat ederek bilgi almalarında fayda vardır. Bazen çok fazla detaya girilince ana hatlar unutuluyor. Onu yapmamak için sık yaşanan, sık bilinen, ana kaideleri vurgulayan ve hadiseleri göz önüne seren noktalara almayı tercih ediyoruz. Zihinde bulanıklar olmasını arzu etmiyoruz. Kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan hayır hasenet yuvalarımıza feyiz ve bereket niyaz ediyoruz. Rabbim İslam aleminin sıkıntılarına gidersin. Üzerimizdeki acı, sıkıntı, dert ve musibetleri hayra tebdil eylesin. Ama insan oğlunun zaman zaman imtihanı da zaman zaman sıkıntıları görüp de nasıl bir nimet içerisinde bulunduğunu idrakine de ihtiyaç vardır. Hani ey düşmanım sen benim ifademsin, hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, sen de bana lazımsın deniyor ya. İnsanın nimetleri idrak için bazen sıkıntıları görmesi, yaşaması, yakınında hissetmesi de gerekiyor. Cenab-ı Allah hem sağlık, sıhhat, hem iman saadetini, nimetini bilenlerden hem de ailenin güzelliğini ve nasıl bir nimet olduğunu idrak edenlerden eylesin. Rabbim yuvalarınızı İslam nuruyla aydınlatsın, feyiz ve bereketle donatsın. İslam aleminin daha güzel günler yaşadığı günlerde bizleri bir araya getirsin. İslam'a hak davaya hizmetkarlardan eylesin. Allah'ın selamı, feyzi ve bereketi üzerinize olsun.